Arkadaşlarım şimdi geldik Türkiye, Anadolu Selçuklu'ya. Burada neyi bilmemiz lazım? Tabii ben bunları söylerken bu devletlerin kuruluş aralığında siz kuruluş aralığına da göz atın. Şimdi Türkiye Selçuklu döneminin en önemli özellikleri nelerdir? Bakalım şimdi kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Kutalmışoğlu Süleyman Şah arkadaşlar 1075 yılında İznik şehrini fetheder. Melikşah'tan almış olduğu izinle devletini kurar. O zaman kurucu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Başkent İznik'tir. Birinci Kılıç Arslan döneminde Haçlı Savaşları başlar İslam dünyasına karşı. Birinci Haçlı Seferi olur. Birinci Haçlı Seferi'yle İznik Haçların eline geçer ve başkent İznik'ten Konya'ya taşınır. Konya ikinci başkenti olur Anadolu Selçuklu'nun ve ayrıca demin de söylemiştim. Çaka Beyliği'ne son verilir ve bu olay Türk denizciliğinin gerilemesine yol açar. Birinci Mesut döneminde arkadaşlar belli bir süre devlet danışmentlerin egemenliğine girer. Çünkü birinci Mesut danışmentlerin damadıdır ve yaşı küçüktür. Taht kavgaları başlar bu dönemde. Arkadaşlar ilk defa Selçuklu parası bakırdan bu dönemde basılır. Demek ki bu zamana kadar Büyük Selçuklu parası kullanılıyordu. Birinci Mesut döneminde imar ve bayındırlık çalışmalarına önem verilir. Ve Latin kaynaklarında ilk defa Anadolu için Türkiye tabiri kullanılır. 11. yüzyılda ve Anadolu Selçuklu'da en uzun süre tahta kalan padişah dedim yani hükümdar 1. Mesut'tur. 2. Kılıç Arslan'a gelince arkadaşlar 2. Kılıç Arslan döneminde Anadolu Selçuklu altın para bastırır. Önemlidir. Ekonomisi güçlü. Arkadaşlar 2. Anadolu'nun ilk kervansarayı olan Alayhan yapılır. Alayhan Niğde-Kayseri yolu üzerinde yapılmış ve Anadolu'da yapılan ilk kervansaray olarak geçer. Arkadaşlar 3 asla unutmuyorsunuz. 1176 yılında demin söyledim Miryo-Kefalon Savaşı yapılır. Bu savaşta Anadolu Selçuklu Bizans'a karşı galip gelir. Anadolu Türk yurdu olur. Hatta bir 2. Kılıç Arslan döneminde Haçlılar mağlup edilir. 2. Kılıç Arslan bu bilgi de çok önemli. Ölmeden önce ülke topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırır. Bu Anadolu Selçuklu'nun Fetret Devri'ne girmesine neden olur. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşanır arkadaşlar. Ve zor toparlanır bu Anadolu Selçuklu Devleti. Bundan dolayı 2. Kılıç Arslan'dan sonra hiçbir Türk hükümdar ülke topraklarının çocukları arasında ölmeden önce paylaştırmayacaktır. Bu bir ders olmuştur bize arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar baktığımızda ciddi sıkıntılar var. Kutalmışoğlu Süleyman Şah öldü. Fetret devri yaşandı. Birinci Kılıç Arslan öldü. Fetret devri yaşandı. İkinci Kılıç Arslan öldü. Fetret devri yaşandı. Neden? Hep ülke toprakları hanedan sülalesinin ortak maldır anlayışındandır. Ve ayrıca bir de Haçlı seferleri var. Buradan da canımız yandı. O yüzden Anadolu Selçuklu'nun kuruluşu biraz uzun sürdü arkadaşlar. Şimdi Kılıç Arslan'dan sonra başa 1. Gıyasettin Keyhüsrev geçti. Gıyasettin Keyhüsrev arkadaşlar Antalya liman şehrini fethetti. Türk denizciliğini yeniden başlattı. Çaka Bey'in ölümüyle Türk denizciliği bitmişti. Keyhüsrev döneminde yeniden başladı. Ve ayrıca Keyhüsrev arkadaşlar Venedik ve Kıbrıs krallıklarıyla gümrük indirim antlaşması yaparak Anadolu'nun ticari potansiyelini artırmaya çalıştı. İzzettin Keykavus döneminde Sinop liman şehri fethedildi. Burada bir tersane ve donanma kuruldu. Unutmuyoruz bunları arkadaşlar. 1. Alaaddin Keykubat döneminde neler yapıldı ki 1. Alaaddin Keykubat arkadaşlar Anadolu Selçuklu'nun en parlak devridir. Çok fazla medrese, çok fazla saray, çok fazla külliye, çok fazla hastane bu dönemde yapıldı. Alanya fethedildi arkadaşlar. Ünlü İslam alimleri bu dönemde Anadolu coğrafyasına geldi. Onlara ciddi çalışma ortamları hazırlandı ki Ulu Keykubat olarak geçer bu dönem. Anadolu Selçuklu'nun en parlak devri. Ahilik yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ahi teşkilatı. Horasan'dan ünlü İslam alimleri bu dönemde Anadolu'ya gelmeye başladı. Bunların her birisi önemli bilgiler. Arkadaşlar ayrıca bu dönemde Harzemşahlarla Yassıçenen Savaşı yapılarak o devletin toprakları Anadolu Selçuklu'ya katıldı. Moğol tehlikesine karşı ki bu tarihte bir de Moğol tehlikesi belirmişti. Moğol tehlikesine karşı tedbirler alındı. Eyyubilerle ittifak yapıldı. Doğu Anadolu'daki kale ve surlar onartıldı. 1. Alaaddin Keykubat döneminin en parlak devir olduğunu asla unutmuyoruz arkadaşlar.
Anadolu Selçuklu'nun zayıflamasına neden olan olaylar nedir? Arkadaşlar, Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklu'nun zayıflamasına neden olan olaylar, bir 1240 yılında Baba İshak isyanı çıktı. Baba İshak isyanı Anadolu'daki dinsel nitelikte ilk isyan olarak kabul edildi. Devlet bu isyanı bastırmakta çok zorlandı ki bu tarihte devletin başında II. Gıyasettin Keyüsrev vardı. Hatta bastıramadı, Konya'yı bile terk etmek zorunda kaldı bu isyandan dolayı II. Gıyasettin Keyüsrev. Arkadaşlar, bunu fırsat bilen Moğollar, Moğol soylu İlhanlılar Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırdı. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında, İran'daki Moğollar arasındaki, onlar İlhanlı Devleti olacaktır, Moğollar arasında Köse Dağı Savaşı yapıldı. Köse Dağı Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi, parçalanma sürecine girdi. Anadolu Moğolların hakimiyet altına girdi. Moğollar Anadolu'yu vergiye bağladılar ve böylelikle, asla unutmayın bu cümleyi arkadaşlar, böylelikle Anadolu'da ikinci Türk beylikleri ortaya çıktı. O zaman birinci Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra, ikinci Türk beylikleri Köse Dağı Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış oldu ki bu arada Moğol istilasından kaçan o boylar, Türk boyları, Türkmen boylar, Oğuzlar, Alaaddin Keykubat döneminde Osmanlılar da dahildir buna, Bizans sınırına uçlara yerleştirildi. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu'nun otoritesi bitince Anadolu'da o boylar, uçlardaki boylar bağımsızlıklarını ilan ettiler ve 2. Türk Beylikleri böyle ortaya çıktı. Yıkılmasına sebep olan diğer önemli olay ise Gulam kökenli devlet adamlarının Anadolu Selçuklu'ya ihanet etmesidir. Pervane oğulları gibi. Arkadaşlar, peki nasıl bir şey hocam diye soracak olursanız, devlet kademesinde o kadar Gulam etkili oldu ki Fars kökenli, İran kökenli devlet adamları, devletin dili Farsça oldu, resmi dili. Ünvanlar Farsça olmaya başladı. Bu Türkleri küstürdü, Türkmenleri küstürdü. Doğal olarak birlik, bütünlük kalmadı ve birçok Gulam kökenli devlet adamı Selçuklu'yu Moğollara sattı arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse. Bu da tabii ki devletin yıkılmasında, zayıflamasında etkili oldu ve en son 1308'de 2. Mesud'un ölümüyle devlet tamamen yıkıldı.